Sibel, Tahta Kıran 2025 yılı tüm burçlar için büyük bir dönüşüm yılı olacak. Plüton'un güçlü ve etkileyici enerjisi her bir burcu derinden etkileyecek ve hayatımızda köklü değişimlerin aslında kapısını aralayacak. Şimdi bu videoda Plüton'un direkte yani düz harekete geçmesiyle birlikte her burcu nasıl etkileyeceğini ve 2025 yılında hangi büyük değişimlerin bizi beklediğini aslında keşfedeceğiz. Plüton gökyüzünün en gizemli gezegenlerinden biri olarak bize böyle içsel dönüşümün ve yeniden doğuşun şifrelerini sunuyor olacak. Peki bu şifreler ne anlama geliyor? Hayatınızda hangi alanlarda büyük değişiklikler yapmanız gerekecek? Her burç için ayrı ayrı Plüton'un gücünü ve bu enerjisinin 2025'te nasıl yönlendireceğinizi açıklayacağım. Bu değişime nasıl hazırlanabiliriz ve fırsatları aslında nasıl avantaja çevirebiliriz? Kendi burcunuzun bu devrimsel döneminde neler yaşayacağınızı öğrenmek için lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi Plüto 4 hafta boyunca daha Oğlak Burcu'nda kalacak. Oğlak Burcu'nu temelli terk etmeden önce bize iki zorlu geçiş daha yaptıracak. Şimdi bu nedenle bu iki zorlu geçiş sürecinde size rehberlik ve destek sağlamak istiyorum bu videoyla. İlk geçiş Koç Burcu'ndaki Dolunay sırasında olacak. İkincisi ise Kasım ayının başlarında gerçekleşecek. Ayrıca 2025 yılı içinde sizlere birazcık ön izleme de sunacağım. Çünkü 2025 yılında 5 dış gezegen birden burç değiştirecek ki bu çok nadir görülen ve son derecede aslında dikkat çekici bir olay. Aynı zamanda bu durumun dört gözle beklenmesi gereken bir potansiyeli de taşıdığına inanıyorum ben kendi adıma. Şimdi bu videoda sizlere hem Koç burcundaki dolunayla ilgili güncellemeleri evet sunacağım, hem de bu son iki Plüto aktivasyonunu en iyi şekilde nasıl yönetebileceğimizi anlatacağım. Şimdi bu geçişlere ben aktivasyon demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü astroloji her zaman güçlenmemiz ve olumlu dönüşüm için bir araç olarak kullanmayı hedefleyen bir astroloğum. Ayrıca neden 2025 yılının hepimiz için güçlü ve olumlu değişimlere gebe bir yıl olabileceğine inandığımı da paylaşacağım sizlerle. Videonun bu bölümünde özellikle dikkat etmenizi istiyorum ki, çünkü burada bu son iki zorlu Plüto geçişiyle aslında nasıl başa çıkabileceğinize dair stratejilerden bahsedeceğim. Yine ayrıca 2025 yılı astrolojisine dair bilgiler ve burçlar için yapacağım yorumlar olacak. Mars'ın şimdi Plüto'ya karşıt olduğu, Plüto'nun da Oğlak'taki bu destansı geçişinin tamamlanmaya başladığı bölümlerden bahsedeceğim. Önümüzdeki Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki iki zorlu geçişi var. Şimdi bu geçişlerden ilki dediğim gibi Koç Burcu'ndaki Dolunay sırasında gerçekleşiyor ve Koç Dolunay ile ilgili ayrıca bir video zaten hazırladım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Çünkü çok önemli bir dolunay, önemli değişikliklere sebep olacak hayatımızda. Onun için izleyin lütfen. Eğer Koç Dolunay videosunda dediğim gibi 17 Ekim'de gerçekleşecek olan bu dolunayın 2024'ün en zorlu dolunaylardan biri olduğunu zaten eğer izlediyseniz de mutlaka biliyorsunuzdur. Neden mi derseniz, çünkü burada gökyüzünde kardinal bir kare, yani bir grand cross oluştu. Bu çok gerginlik ve baskı yaratan bir kare açıdır. Şimdi bu baskı birçok kişi için aslında kapana kısılmışlık hissi yaratabilir. Seçeneklerinizi daha böyle sınırlı hissedebilirsiniz. Veya mevcut seçenekler size böyle daha çekici gelmeyebilir. Hatta bazı insanlar bir krizle karşı karşıya kalabilir. Ne yazık ki bu durum bazı kişiler için zorlayıcı olabilir ve kalbim zor süreçten geçen aslında herkesle birlikte atıyor diyebilirim. Çoğumuz Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki transitlerini bir şekilde hepimiz farklı farklı deneyimledik. Bol Dolunay sırasında ise Mars ve Yengeç Burcu ile Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki bu
kare açısı oluşacak dedik. Bu Mars'ın yengeçte Plüto'ya karşıt yaptığı aslında bir açı ve oldukça da rahatsız bir etki yaratabilir hepimizin hayatında. Mars ve yengeç enerjisi duygusal güvenliğimiz, ev ve aileyle ilgilidir aslında. Evimizde bir sığınak yaratmak ya da sevdiklerimizle birlikte huzur ve güven içinde olmayı istemek gibi temalar ön planda olacaktır. Ancak burada Koç burcundaki dolunayın gücünü hatırlamak gerekiyor. Koç enerjisi kendinizi savunmamızı, hakkımızı aramamızı, hatta çözüm aramamızı sağlayan bir enerji. Bu dolunay kendimizi böyle savunmak, sınırlar koymak için cesaretlendirici aslında bir etki taşıyor. Plüton'un etkisi ise bize tabii ki gerçeği gösteriyor. Daha önce fark etmediğiniz şeyleri hayatımızda açığa çıkartıyor ve bizi güç kazanmaya zorluyor. Genellikle bu güç kazanma süreci aslında kendimize ya da böyle başkalarına karşı biraz sınır koymayı gerektirebilir. Ancak bu dolunayda iki destekleyici açı var. Şimdi birincisi Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki dolunayla yaptığı olumlu açı ki bu ilahi bir koruma ve rehberliği ifade eder. Dua edilebilir, meditasyon yapılabilir bu durumda ve ilahi rehberliğe çok rahat bağlanabileceğiniz bir açı. İkincisi ise Venüs'ün Akrep Burcu'nda Plüto ile yaptığı 60'lık açı. Şimdi bu açı en derin böyle korkularımızla aslında yüzleşmemiz ve onları işleyerek üzerimizde olumsuz etkilerden kullanmamız için bize çok büyük cesaret verecek. Şimdi bu süreçte bunlara odaklanarak olumsuz olan şeyleri olumluya çok rahatlıkla dönüştürebiliriz diyorum. Bu dolunay sırasında bir kriz yaşıyorsanız öncelikle temel ihtiyaçlarınıza odaklanmayı lütfen unutmayın. Barınma, beslenme, uyku gibi bu temel 3 ihtiyacını kesinlikle atlamayın. Bu ihtiyaçlar karşılamadan ne yapacağınızı düşünmek çünkü hepimiz için zor olabilir. Eğer videolarımı zaten izliyorsanız ki biliyorsunuz ki ben çok dünya olayları astrolojisinden çok da odak noktamda değil. Daha ziyade kişisel güçlenmeye odaklanıyorum. Ancak son zamanlarda tabii ki yaşanan felaketlere, bu kasırgalara, Orta Doğu'daki artan savaşları tabii ki göz ardı edemiyorum. Ve bu dönemde de tabii onlar için de yorumlar yaptım. Ve bu dönemde birçok insanın bu zorlu enerjiyi yoğun bir şekilde hissettiğinde benim de kendi açımdan kabul etmem gerekiyor. Bu dolunayın aslında büyük resmi Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki son dönemini tamamlamasıdır. Plüto çünkü bir burçtan çıkarken genellikle o burcun temalarını hayatımızda daha da yoğunlaştırır. Plüto geçişleri bizim gücümüzün nerede olduğunu gösterir ve hayatımızda artık geçerli olmayan şeyleri kabul etmemizi ve artık serbest bırakmamızı sağlar. Mars ve Neptün arasındaki üçgen açı 27 Ekim'de gerçekleşecek. Şimdi bu açı dolunayın ardından hepimize aslında bir rahatlama sağlayacak. Bu enerji son kasırgalardan etkilenen kişiler ve diğer zorlayıcı durumlardan geçenler insanlar için de son derece tabii ki rahatlatıcı olacak ki haftalık yorumumda bundan bahsettim. Son büyük Plüto aktivasyonu ise Kasım ayında başlayacak. 1 ve 3 Kasım tarihleri arasında Mars'ın Plüto'ya yaptığı karşıt açı tam olarak gerçekleşecek işte. Bu açı özellikle duygusal güvenlik ve aile temalarını gündeme getirecek. Eğer bu dönemde hayatınızda şayet toksik bir durum varsa bu durum o bağları kesmeniz için size destek verecek. Özellikle 23 ile 29 derece arasında Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarında gezegenleri olanlarınız varsa bu açıyı en yoğun şekilde hissedecekler arasındasınız. Plüton'un zorlu geçişleri genellikle bizi maalesef zorluklarla yüzleştirir ve hayatımızı, gücümüzü nereden kazandığımızı keşfetmemizi sağlar. Eğer şu anda bir Plüto krizi içindeyseniz ve çıkış yolu bulamıyorsanız bunun bir defa ilk evvela geçici bir durum olduğunu unutmayın. Plüton'un sunduğu bu dönüşüm süreci her zaman bir yeniden doğuşla sonuçlanır. İşte bu süreç size gerçek gücünüzü gösterecek ve sizi tekrardan inşa edecek. Bunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayın. Şimdi Oğlak Burcu'nun Plüton'un etkileri birçok kişi için hayatlarını kökten değiştiren bir dönem olarak dikkat çekiyor zaten. Bazı oğlaklar bu süreçte çok büyük olumlu gelişmeler yaşarken birçoğu da hayatlarını sınayan
zorlu deneyimlerle karşı karşıya kaldı. Plüton'un enerjisi her iki yönde de etkili olabilir ve bu süreç hala devam edebilir. Ancak Plüton'un doğası gereği her zaman bir arınma süreci söz konusudur zaten. Plüton hayatımızdaki işlevini yitirmiş, artık gereksiz hale gelmiş ya da bizi sınırlayan ne varsa artık yıkıcı bir enerjiyle devreye girmiş olabilir. Bu etki aslında bizim hepimizin bırakmamız gerekenleri biraz su yüzüne çıkarmak içindi ve bazen vazgeçmemiz gerekenlerle de zaten hep yüzleşmek zorunda kaldık. Bu süreç zorlu olsa da aslında son derece güçlendirici ve tutkulu, dolu bir dönüşümün dönemi oldu bizler için. Plüto bizi iş, ilişki ya da hayatın herhangi bir alanında bir sonraki aşamaya taşımak için her zaman bizlere fırsatlar sunar. Sevgili oğlaklar, Plüto'nun son aslında 4 haftalık dönemine giriyorsunuz. Bu süreç özellikle karmasal ilişkilerin ve ruhsal derslerin artık kapanışına bir nevi simgeliyor. Bitiş ve tamamlanma dönemi olarak değerlendirilebilecek bir süreç. Aynı zamanda bir mezuniyet anı gibi de görebilirsiniz bu anı. Plüton'un etkilerinin en çok birinci evinizde, yani kimliğiniz, dış görünüşünüz, kendinizi nasıl algıladığınız gibi alanlarda çok net hissediyor olacaksınız. Bu dönemde birçok oğlak aslında profesyonel ve kişisel anlamlarda birden fazla rol değişikliği yaşamış olabilir. İster olumlu gelişmeler yaşamış olun, ister zorlayıcı deneyimlerle sınanmış olun, Plüton'un bu etkilerini artık geride bırakırken kendinizi kutlamayı lütfen unutmayın. Bu süreç kim olduğunuzu, kendinizi dünyaya aslında nasıl yansıttığınız konusunda size çok derin bir içgörü kazandırmış olması gerekli. Henüz daha izlemediyseniz eğer Plüton'un aslında Oğlak Burcu'ndaki son etkilerini ve 2025'e dair öngörülerimi paylaştığım videonun üst kısmında, giriş kısmında zaten her şeyi anlattım. Onu tekrardan iyi dinlemenizi öneriyorum. Şu anda Mars ve Yengeç Burcu'nda artık hareket ediyor ve Plüto'yla da artık bu dönemde bir karşıtlık yapacak. Şimdi bu karşıtlık özellikle Koç burcundaki Dolunay sırasında oldukça hissedilir olacak. Mars'ın bu pozisyonu duygusal güvenliğinizi bir koruma, sevdikleriniz için güçlü bir savunma sergileme konusunda da sizi oldukça da cesaretlendiriyor olacak. 7. evinizde yer alan Mars özellikle ilişkilerde daha bir dürüstlük, daha bir savunma mekanizmasını tetikleyebilir. Bu dönemde bazı oğlaklar ilişkilerinde böyle sağlıklı iletişim kurmak için çift terapisine aslında başvurabilirler. İlişkilerinde sorun yaşayanlar ise bu sorunların üzerinden cesaretle gitmek için de gerekli adımı aslında atabilirler. Tabii ki Plüton'un etkisi aynı zamanda güç dengesizliklerini de gündeme getirebilir. Hayatınızda dinamiklerinizde böyle kendinizi daha güçsüz hissettiğiniz alanları fark edebilirsiniz ve bu konularda adımları çok net atabilirsiniz. Yine Plüton'un etkisiyle ilişkilerinizdeki bazı toksik unsurlar, bağımlılıklar ya da sağlıksız alışkanlıklar biraz gün yüzüne çıkabilir. Bu dönemde iş ortağınız, bir otorite figürü veya hayatınızdaki başka önemli biriyle ilgili bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Plüto Kasım ayının sonunda Oğlak Burcu'ndan çıkıp Koç Burcu'na geçmeden önce kendinizi böyle savunmanız, bir içsel güvenliğinizi korunmanız gerçekten çok büyük önem taşıyor. İşte bu dönem çocukluğunuzdan gelen aslında yaralarla yüzleşmek ve onları iyileştirmek için son derece cesur adımlar atmanız gereken bir süreç olabilir. Sonuç olarak aslında Plüton'un son etkilerini deneyimleyen sevgili oğlaklar bu dönemin zorluklarını artık geride bırakırken kendinizi kutlamayı gerçekten ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç geçirdiniz. Plüton'un bu size sunduğu içsel güçlenme ve dönüşüm fırsatlarını en iyi şekilde lütfen değerlendirin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.